Osmanlı tarihinde 36 farklı padişah tahta çıktı. Fakat bu 36 padişahtan 3'ü özellikle diğerlerinden ayrılıyordu. Tarih yazıcılarının deli diye nitelendirdikleri 3 sultandan ilki olan 1. Mustafa'nın hayatına gelin yakından bakalım. Üçüncü Mehmet'in oğlu Sultan 1. Ahmet tahta 1603 yılında çıktığında henüz 13-14 yaşlarındaydı. O zamana kadar tahta çıkan en genç padişah konumunda, hatta çocuk bir padişah. Tahta çıktıktan sonra aslında o zamana kadar gelenekselleşmiş kardeş katlini uygulamadı. Zira kendi çocukları yoktu ve hanedanda sadece kardeşi Mustafa vardı. Ve artık yeni bir dönem başlayacaktı Osmanlı tarihinde. Yaklaşık 14 yıl kadar süren 1. Ahmet dönemi sonrası Ahmet genç yaşta hayatını kaybeder ve sonrasında Şeyhülislam başta olmak üzere devlet erkanı toplanır. Amaç yeni padişahı seçmektir. Tabi o zamanlar hanedanın en yaşlı üyesi olarak Mustafa dikkat çekiyordu. Her ne kadar 1. Ahmet'in oğlu değil kardeşi olsa da ilk defa Osmanlı'da taht babadan oğula geçmemişti. Artık tahtın yeni sahibiydi. Şeyhülislam ve devlet erkanı o zamanlar aslında 1. Ahmet'in oğulları olmasına rağmen hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçmesini uygun gördüler. Ve Mustafa aslında hakkında çok fazla bir bilgi yok. Sarayda genel olarak daha çok hapis hayatı yaşamış. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor. Fakat Mustafa'nın yakındakiler aslında onun tahta çıktığında düzeleceğini savundular. Ve Mustafa abi Ahmet'in ölümünden sonra tahta çıktı. Mustafa 1617'nin Kasım'ında tahta çıktı. Hemen cülüs töreni yapıldı. Daha çok tabii Mustafa'nın aslında akli yetersizliği olduğunu annesi çok iyi biliyordu. Bu yüzden aslında idare onun elindeydi. Ve Mustafa'nın ilk saltanat dönemi çok da uzun sürmedi. Çünkü yaptığı gariplikler göze batıyordu. Bunu saray eşrafından başka artık halk da görmekteydi. Bu yüzden ilk saltanat dönemi çok da uzun sürmedi. Yaklaşık 3 ay kadar tahtta kaldı ve bu 3 aylık süre boyunca Topkapı Sarayı'na üfürükçüler girip çıkıyordu. Hocalar girip çıkıyorlardı, okuyorlardı, muskalar yazıyorlardı. Mustafa'nın iyileşmesini bekliyorlardı. Fakat bu gerçekleşmedi. Mustafa'nın yaptıkları arasında sarayda orta oyuncular oyun oynarlarken Mustafa bir tanesini çok beğenir, Osmanlı hazinesini açtırır, en değerli mücevherleri ona atmaya kalkışır. Veyahut da geceleri tebdili kıyafet dışarı çıkar, türbeleri dolaşır. Bununla beraber denize gider, boğazda balıkları altınlarla besler. Niye altın atıyorsun diye sorduklarında onların da paraya ihtiyacı vardır cevabı verir. Tüm bu hal ve hareketler padişahın tedavi olarak adlandırılan yöntemlere cevap vermemesi Mustafa'nın yaklaşık 3 ay sonra tahttan indirilmesine neden olacaktı. Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Esat Efendi 1618'in Şubat'ında bir araya geldiler ve Mustafa'nın tahttan indirilmesini kararlaştırdılar. Osmanlı tarihinin belki de en kansız tahttan indirilme olayı 1. Mustafa ile gerçekleşti. Zira sadece Topkapı Sarayı'ndaki odasına gidip arkasından kapıyı kilitlediler. Yerine yeğeni genç padişah Osman çıkarıldı. Amcasının yerine tahta geçen genç Osman yaklaşık 4 yıl kadar tahta kaldı. Bu 4 yıl boyunca biraz deneyimsizliğinin, biraz Kösem Sultan'ın belki de kurbanı oldu ve Haile-i Osmaniye ile feci bir şekilde Osman tahttan indirildi. Osman'ın tahttan indirilmesi esnasında tabii çok feci bir olay ve Osman Yeniçeriler tarafından ele geçiriliyor. Bir taraftan diğerleri saray görevlilerine Mustafa'nın yerini soruyorlar. Mustafa'nın odasına girmeye çalıştıklarında iki cariye ile beraber oturan Mustafa'yı görüyorlar. Kapıyı açtıklarında Mustafa'yı tekrar tahta çıkartacaklardır. Mustafa şöyle bir bakar ve bir bardak su ister. 3 gün boyunca olaylar esnasında Mustafa'ya yemek veren
olmamış. Dolayısıyla aç susuz bir şekilde odasında, kafesinde beklemekteydi Mustafa. Apar topar alındı. Tekrardan tahta çıkarılacaktı. Cülus töreni için hazırlıklar yapıldı. Artık Mustafa'nın ikinci saltanat dönemi başladı. İkinci saltanat döneminde de Mustafa'da bir düzelme yoktu ve dolayısıyla saltanat dönemi boyunca pek de bir değişiklik yaşanmadı. Genelde vezirlerin, devlet erkanının birbirleriyle olan mücadeleleri, aslında Mustafa'nın akli olarak zayıf olması bir yandan görevdeki sadrazamlara da bir avantaj sağlıyordu. Zira Mustafa'ya ne dedirtirlerse imzalatabiliyorlardı. Zaten baktığımız zaman Mustafa'nın okuma yazması da yoktu. Kanunlar, emirler, hattı hümayunlar başkaları tarafından yazılır. Genellikle Mustafa'nın cariyeleri tarafından, hatta çok da bozuk bir Osmanlı Türkçesiyle yazılan hattı hümayunlar vardır. Ve daha sonra vezirler veyahut da devlet görevlileri onu uygulamaya koyarlar. 1,5 yıla yakın süren ikinci saltanat döneminde de saraya üfürükçüler, hocalar, hekimler girip çıkıyorlardı. Muskalar yazılıyordu fakat Mustafa bir türlü olumlu bir ilerleme kaydedemiyordu. Dolayısıyla artık sona yaklaşılıyordu. Zira artık sarayda bir de Kösem Sultan ağırlığı vardı. Dolayısıyla Mustafa'nın tahttan indirilişi yavaş yavaş yaklaşıyordu. Fakat Mustafa'nın tahttan indirilmesindeki en büyük engel Osmanlı'nın boşalmakta olan hazinesiydi. Her cülüs töreninde mutlaka padişahın etrafına bahşişler dağıtması, askere bahşişler dağıtması bir gelenek. Fakat Mustafa tahttan inip Murat tahta çıktığı zaman yaklaşık 2-3 milyon altın kadar tutacak olan cülüs bahşişi için hazinede yeterli para yoktu. 1. Mustafa'nın da tedavilere verdiği bir yanıt yoktu. Zira artık konuşma yetisini de yavaş yavaş kaybetmeye başlamış. Sadece diyaloglarda evet, hayır, tamam gibi tek kelimeli cevaplar verir olmuş ve Eylül 1623'te Mustafa'nın validesinin oğlunun öldürülmemesi şartıyla tahttan indirilmesine onay vermesiyle beraber Mustafa kansız bir şekilde ikinci kez çıktığı tahttan ikinci kez indirildi. Tahttan indirilen Mustafa Topkapı Sarayı'ndaki dairesine yeniden kilitlendi. Hatta söylene gelir ki Topkapı Sarayı'ndaki dairesinde Osman Osman diye sağa sola koşturur dururmuş Mustafa tahttan indirilince. 16 yıl kadar daha hayatta kaldı. Hakikaten sonra gelen padişahlar da onun canına dokunmadı. Zaten tahta geçme gibi bir hırsı, çabası da yoktu Mustafa'nın. Mustafa 1639'da hayatını kaybettikten sonra sarayda onun ölüp ölmediğini dahi kimse fark etmedi ki zaten cansız bedeni yaklaşık 17 saat kadar bekletildi. Sonrasında Ayasofya'nın vaftizhane kısmına defnedildi. Ancak Mustafa'yı diğer padişahlardan, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen diğer padişahlardan ayıran farklı noktalar vardı. Mustafa'nın sinir hastalıkları yoktu. Ön plana çıkanlar iri gözlü olması, hassas yapılı olması, sinirli ve dengesiz bir yapıda olması, kadınlara ilgi duymayıp hiç çocuğunun olmaması, okuma yazma bilmemesi gibi özellikler aslında baktığımız zaman belki de 1. Mustafa'nın Down sendromlu olma ihtimalini ortaya çıkartıyor. İstanbul'da adına yapılmış herhangi bir eser yok Mustafa'nın. Halk ona deli demiş, kimi zaman veli demişler. Zira ondan çıkar sağlamak isteyen şeyhler onu bir veli olarak tanıtmak istemişler halka, ancak başarabilmişler mi? Soru işareti. Serimizin sonraki iki videosunda Sultan İbrahim ve Sultan 5. Murat'tan bahsedeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.